Daha önceki bir videoda sonsuz uzunlukta elektrik yüklü bir levhayı incelemiştik. Yine böyle bir levha çizip inceleyelim. Sonsuz uzunluktaki levhamız pozitif yüklü olsun. Böyle bir levhanın elektrik alanının sabit olduğunu öğrenmiştik. Bunlar elektrik alan çizgileri. Hepsinin aynı uzunlukta olmasına dikkat ediyorum. Elektrik alanının büyüklüğü eşittir. 2 çarpı klom sabiti yani k çarpı pi sayısı çarpı levhanın yük yoğunluğu. Eğer levha sonsuz büyüklükte ise yük yoğunluğu ne olur? Yük yoğunluğunun varlığını buranın yekpare yani tek parça bir elektrik alanı olduğunu göstererek kanıtlamıştık. Peki yük yoğunluğunu nasıl buluyoruz? Toplam yük miktarı Q'yu toplam alan A'ya böldüğümüzde yük yoğunluğunu buluyoruz. Levha sonsuz büyüklükte ise alanı da sonsuz olacaktır, değil mi? Sigma'nın sabit olması için yük miktarının da sonsuz olması gerekir. Sonsuz büyüklüklerle uğraşmak işimizi epey zorlaştırır. Ama yükü ve alanı sınırlı olan bir levhanın orta bölümlerinde her yere eşit oranda yüklü sonsuz bir levha gibi davrandığını biliyoruz. Bu bilgiyi kullanarak voltaja ve voltajla yük arasında nasıl bir ilişki olduğuna bakalım. İki tane farklı renklerde aynı büyüklükte paralel levha çizelim söylemeden önce şunları sileyim ki kafamız karışmasın. Evet iki tane levhamız var. Her iki levhanın alanını da A olarak belirleyelim. Alttaki levha pozitif Q yüküne sahip olsun. Artı işareti levhanın pozitif yüklü olduğunu gösterir. Üstteki levha da negatif Q yüküne sahip olsun. Yani eksi yüklü olsun. Bu iki levha arasındaki elektrik alanı nasıl görünür? aradaki elektrik alanının her iki levhanın elektrik alanlarının bir kombinasyonu olmasını bekleriz. Levhalar arası uzaklığa D diyelim. D'nin çok büyük olmadığını farz edersek merkeze doğru tek bir parça elektrik alanı elde etmiş oluruz. Mesela yeşil levhanın alan çizgileri merkezde bu şekilde sabit ve düz görünürken uçlara doğru gidildikçe bu şekilde bombe yapar. Öteki tarafta da merkezde sabitken uçlara doğru bu şekilde bombelenecek. Mor levha da aynı şekilde tek bir parça elektrik alanı üretir. Ancak negatif yüke sahip olduğundan alan çizgileri mor levhadan uzaklaşmak yerine mor levhaya doğru gidecektir. Bakın merkezde alan çizgileri sabit ve bu şekilde görünecekler. Bu çizgiler aynı büyüklükte ve aynı yöne doğru olacak ama uçlarda yine bombe yapacaktır. Yani bir levhanın ürettiğinin iki katı elektriksel alana sahip olmuş oluruz. Eğer merkeze yakın yeri incelersek belki iki levha arasındaki voltajla elektrik alanı ve levhalar arasındaki uzaklık arasındaki ilişkiyi anlayabiliriz. Elektrik alanın bu iki levhadan herhangi birinden üretildiğini biliyoruz. Mesela alttaki levhada elektrik üretiliyor diyelim. Peki üretilen elektrik alanını nasıl hesaplarız? Mavi renkle yazalım. 2K çarpı pi sayısı çarpı sigma. Bu arada sigma toplam yük miktarı bölü toplam alana eşit. Bu da Q bölü A anlamına geliyor. Mor levhanın ürettiği alan yeşille aynı. Mora negatif diyebiliriz ama özünde yeşille aynı özellikte. Çünkü alan çizgileri birbirleriyle örtüşür ve aynı yöne doğru giderler. Formüle geri dönelim artı 2k çarpı pi sayısı çarpı q bölü a. Bunu negatif q bölü a olarak kabul edebilirdik. Ama iki alan çizgisi de aynı yöne gittiğinden birbirleriyle toplayacağız. Yani toplam elektrik alanı 4k çarpı pi çarpı q bölü a olur. Şimdi elektrik alanı kuvvetini tam olarak bildiğimize göre bu iki nokta arasındaki voltaj farkını hesaplayalım. Turuncu ile işaretleyelim ki rahatça görebilelim. Hemen hatırlayalım. Voltaj farkı neydi? Voltaj farkı bu iki noktanın yük başına düşen elektriksel potansiyel enerjileri arasındaki farka denir. Burada pozitif bir yük nasıl hareket eder? Aslında pozitif yükün negatif yük tarafından çekileceğinden yukarı doğru hareket ettiğini kabul ederiz. Ama sonradan hareket edenin negatif yüke sahip olan elektronlar olduğunu öğrendik. Yine de bu örneğimizde kolaylık olsun diye pozitif yüklerin hareket ettiğini söyleyelim. Bu örnekte bahsettiğimiz voltaj, yeşil levhadaki pozitif bir yükün üstteki levhaya ne kadar çok gitmek istediğinin bir ölçütüdür. Levhalar arasındaki ortamda bir vakum, bir hava akımı olsaydı, yükün üstteki levhaya doğru hareketi çok zor hatta imkansız olabilirdi. Fakat eğer bu iki nokta arasında bir kablo olursa yük kolaylıkla kablo içinde hareket edip diğer levhaya doğru gidebilir. Voltaj bu yükün ne kadar çok karşı levhaya gitmek istediğinin bir ölçütü dedik. Voltaj konusu elektrik mühendisi için çok önemli bir konu o yüzden bununla ilgili başka bir video daha yapabilirim. Neyse konumuza geri dönelim. Bunun toplam elektrik alanı olduğunu biliyoruz. O yukarıya doğru hareket ediyor. Öyleyse bu iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkı ne? Yani mor levhadaki pozitif bir yükün yeşil levhaya götürülmesi için gereken yük başına düşen enerji ne? Burayı da işaretledim. Hatırlayalım. Elektriksel potansiyel enerji bir levhadaki yükü diğer levhaya götürmek için gerekli iş miktarıydı. Voltaj için ise yük başına gerekli iş demiştik. Bir klompluk yükü üstteki levadan alttaki levhaya götürmek için gerekli işi yazalım. Gereken iş yani W eşittir bir kulomb yük çarpı elektrik alanı. Çizgiler yukarı doğruysa elektriksel kuvvet de yukarı doğru olacak. Çünkü yükü yukarıdan aşağı götürmek istiyoruz. Dolayısıyla bu kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygulamalıyız. Bu durumda kuvvet elektrik alanı olacak. Şimdiye kadar kuvveti hesapladık. Coulomb yani yük çarpı elektrik alanı bize yük üzerindeki uygulanan kuvveti veriyor. Bunu da mesafeyle yani D ile çarpacağız. Gereken işi elektrik alanı çarpı mesafe D çarpı جول'dan buluyoruz. Şimdi de bu iki nokta arasındaki voltaj farkına bakalım. Alttaki noktaya A, üsttekine B diyelim. Evet bu noktalardaki voltajlar sırasıyla VA ve VB olmak üzere voltajlar arasındaki farkı VA eksi VB eşittir. Bakın bu aslında elektriksel potansiyel enerji farkı. VA eksi VB bölü yük. Ki yükü bir klomp olarak almıştık o yüzden yazmıyorum. Bunun elektrik alanı çarpı mesafeye eşit olduğunu görüyoruz. Birimler Joule olacak çünkü iki tarafı da Coulomb cinsinden Joule'e bölmüştük. Ya da direkt Volt diyebiliriz. Bu sadece birim. Bakalım sonuç ne çıkacak? Voltajdaki değişim yani delta V eşittir ki bu da VA eksi VB demek. Bu eşittir. E'nin burada sabit yani 4K çarpı P çarpı Q bölü A olduğunu bulmuştuk. Bunu da mesafe ile yani D ile çarpacağız. Gelin bu eşitlikten Q'yu çekelim. Biraz hesaplama yapacağız. Q eşittir. Her iki tarafı 4K çarpı Pi çarpı D'ye bölersek sonucu A bölü 4K çarpı Pi çarpı D voltaj olarak buluruz. Neden Q'yu yalnız bıraktığımı şimdi daha iyi anlayacaksınız. 4K çarpı Pi sabit bir sayı çünkü levhaların alanı ve aradaki uzaklığın değişmediğini varsayıyoruz. Voltaj farkı ve yük arasında sabit bir oran olduğunu görüyoruz. Bakın bu ilginç bir sonuç. Bunu yapmadan önce voltajın yükün karesi ya da kare köküyle orantılı olup olmadığını tam göremiyorduk. Ama burada Q ile doğru orantılı olduğunu anlıyoruz. Buradaki A bölü 4K çarpı pi çarpı D ifadesine kapasitans deniyor. Q bölü V eşittir 1 bölü 4K çarpı pi çarpı Alan yani A bölü mesafe D şeklinde de yazılabilir. Alanları ve aralarındaki uzaklığı bilinen biri artı Q, diğeri ise eksi Q iki levhanın aralarındaki voltaj farkı bulduğumuz formülden hesaplanabilir. Ya da aralarındaki voltaj farkı, uzaklık ve alan bilgileri verilen levhaların yükü hesaplanabilir. Q bölü V oranına kapasitans diyoruz. Birimi de farad. Eğer elektrik mühendisliğiyle merak duyuyorsanız bu sözcüğü sık sık duyacaksınız. Bir de buna ek olarak madem terimlerden konu açıldı burada 1 bölü 4K çarpı pi ifadesi epsilon olarak adlandırılır ve vakumdaki elektriksel geçirgenliği ifade eder. Belki ilerleyen videolarda bunun hakkında daha fazla ayrıntıya girelim. Evet şöyle bir toparlarsak yüklü iki levadan oluşan bu düzine kondansatör deniyor. Her kondansatör belirli bir kapasitansa sahiptir. Levhalar arasında oluşan potansiyel fark, buradaki bir yükün karşı levhaya ne kadar çok gitmek istediğinin bir ölçütü. Eğer levhaları bir kablo ile birbirine bağlarsak, potansiyel fark nedeniyle bir levhadan diğerine kablo üzerinden yük akışı olur. Negatif yüklerin kablo üzerinden akması sonucu akım meydana gelir. Gelecek videolarda bu konuyu daha ayrıntılı işleyeceğiz. Bu videoyu bitirmenin zamanı geldi. Sonuç olarak verilen konfigürasyondaki bir kondansatörün belirli bir kapasitansı vardır. Kapasitansı ve yükü bilinen bir kondansatörün voltaj farkı yani gerilimi bulunabilir. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.